Peki, daha önce hiç siyasetle uğraşmamışım. STK'larda çalışmak dışında hiç böyle bir niyet olduğunu bile belli etmemiş bir insanın, bir kadının durup dururken niçin bu noktaya geldiğini ben size açıklamak istiyorum. Niçin buradayım diye. Aslında bunun ilk çıkış noktası kadınlarımızın politikaya dahil edilmeyişi olmakla beraber bu bağlamda dönüp duruma bakacak olursak artık size inandırıcı gelir ya da gelmez ama Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı konusunda ben iddialıyım. Partizan bir şekilde uğraşmasa da gerek yazılarıyla gerek yürüyüşüyle ve STK çalışmalarıyla bunun farkında olan bir kadının elinin değmesiyle değerini bulacağına inanıyorum. Bu savaşta unutulan noktalar vardır. Bir, insanlar ve şehirler politikacılar için değildir. Tüm politikacılara sesleniyorum. İnsanlar ve şehirler sizler için değil, siyaset yapan insanlar ve siyasi partiler insanlar için vardır. Lütfen bunu unutmadan çalışalım değerli partilerimiz ve siyasetçilerimiz. Ve belediye başkanlığı söz konusu olduğunda partiden çok kişilere bakılması gerektiğini düşünüyorum. Ve şu anda iddialı olduğunu söyleyen iki partiye öncelikle diyorum ki amacınız illa da sahayı karşı tarafa kaptırmak olmamalı. Bir belediye başkanının amacı burayı bir savaş alanı olarak görmek değil, içinde yaşayan herkesle beraber bizler bir bebek evi değiliz. Ve Antalya'nın içinde yaşayanlar da birer oyuncak bebek değil. Hak edilecek bir mükafat da değiliz biz. Bu nedenle artık siyasi savaş alanı olarak görülen Antalya'yı karşı tarafa kaptırmayacağız diyen fikirlerin bitmesi gerektiğine inanıyorum. Ama bugünkü duruma bakacak olursak iddialı olduğunu söyleyen, büyük olduğunu söyleyen her iki siyasi partimiz de kendilerini tek gördükleri gibi başka fikirden insanların ya da sivil toplum kuruluşlarının ya da diğer siyasi partilerin fikirlerine hiç önem vermemektedir. Bu nedenle birileri çıkmalıydı. Partisi olmayan, sponsoru olmayan, vaatsiz, sivil itaatsizliği, bir de üstüne kadınlara yapılan haksızlıklar gelince siyasi arenada, bu bir kadın olmalıydı. Evet, aslında buraya gelmek gibi bir niyetim yok. Uzun süre kulaklarımı kabarttım, bir ses bekledim. Herhangi bir partiden bir ses çıkar mı? Kadınlara dair ya da ben vatandaşlarımı görüyorum anlamında bir ses çıkabilir mi? Ne yazık. Çünkü herkes, altını çizerek söylüyorum, herkes parti derebeylerinin dudaklarının arasından çıkacak iki kelime peşinde. Tekrarlıyorum. Parti derebeylerinin dudaklarından arasından çıkacak iki kelimeye bağlayamayız istediğimizi. Ne yazık ki onlar kadınların isteklerine dikkat etmek bir yana bu kentte yaşayan insanları görmüyorlar bile. Buradan ben bütün siyasi partilere sesleniyorum. Diyorum ki Antalya'ya kadın başkan çok yakışır. Hem de tarafsız. Kapatın gözlerinizi, hayal ediniz. Türkiye ve dünyada Antalya'yı Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bir kadının temsil ettiğini. Geliniz diyorum. Herkese söylüyorum. Beni destekleyiniz. Antalya kazansın. Türkiye kazansın. Antalya'ya bir tek kişi değil, bütün meslek odaları, sivil toplum kuruluşları el birliğiyle sahip çıksın, örnek kent yapsın. Halk temsilcilerine açılsın hepimiz. Benim yıllar önce bir yazımda yazdığım gibi umut çıktığın yoldadır diyorum. Düş yola yonca. Senin kuşağın harcandı, çocuklarını harcatma. Antalya sana kadın başkandı.